televizyonundan hayırlı günler diliyoruz efendim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. Efendim İslam'ın dışında Günümüz Meseleleri programında bugün ilminden istifade edeceğimiz Doktor Hüseyin Kaya Pınar Hocam sizlerden gelen soruları cevaplandıracak. Yapmanız gereken 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı aramak yahut bu hattımıza sesli, videolu normal mesaj atarak sorularınızı da gönderebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan da bize sorun vav uzantısıyla sorularınızı bekliyoruz. Şimdi kıymetli hocama döneyim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. Hamdolsun. İyiyiz. Rabbim daha iyi etsin inşallah. Amin hepimiz. Ee, mirasla alakalı bir soru var seyircilerimizden. Ben hiç vakit kaybetmeden başlıyorum hocam o soruyla. Fatma Hanım demiş ki baba ve oğlu hayattayken anlaşamamışsa annesinin mirastan hakkın yok deme hakkı var mı? Şimdi tam ne demek istediğini anlamadık. Ancak önce tabi unuttuk, besmeleyi çekmedik. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bu soru net değil ama şu kadarını söyleyeyim. E, hiç kimse bir başkasının senin mirastan hakkın var yok şeklinde e, bir şeye maruz tutamaz. Çünkü hı hı. mirastaki payları insanlar vermiyor. Bunu Allah vermiş. Allah diyor ki işte şu öldüğü zaman çocuğu kalırsa onun payı şu, anası kalırsa payı şu, babası kalırsa payı şu. Hep Kur'an-ı Kerim bunları açıklıyor. Evet. Dolayısıyla burada e, tabii kim kime diyor mirastan payın yok diye. Ben şöyle anladım hocam. Baba ve oğlu hayattayken anlaşamamışlar. Tamam. Burada da anne oğluna senin mirastan hakkın yok Heh. demiş. Tamam. Onu öyle bir şey deme hakkı yok annenin. Anne eee bir mirasçı yani dinin Kur'an'ın mirasçı saydığı bir kişiyi her ne sebeple olursa olsun mirastan mahrum etme hakkı yok. Bunun bir tek istisnası var tabi. O da eğer evlat babayı öldürürse evlat babayı öldürürse o zaman bu evlat babanın mirasından mahrum kalır. Babanın mirasını alamaz. Çünkü Peygamber Efendimizin bir hadisi var buyurur ki men istac bir şeyin kable evanihi uqibe bi hirmanihi yani şu anlama geliyor bir kimse bir şeyi elde etmek için acele ederse o şeyden mahrumiyetle cezalandırılır. Hmm. Şimdi babayı öldüren bu sadece baba değil, murisini öldüren. Yani kendisine mirasçı olacağı kişiyi baba olabilir, dede olabilir, anne olabilir. Ve onu öldürürse eğer İster kasıtlı halen meseminde mezhebinde ister hata ile öldürürse bu evlat mirastan mahrum olur. Tersi de aynı şekilde. Ha, şimdi e, burada babayla evlat anlaşamıyorlarmış. Olabilir insanlık hali. Ha, hatta baba evladını mirasından mahrum etti. Sen benim mirasımdan hak yok dedi. Ben seni evlatlıktan reddettim dedi. Ve geride kalan diğer mirasçılara siz buna Mirastan pay vermeyin dedi. Hiçbir hükmü yok bunlar. Dediğim gibi Allah'ın verdiğini hiç kimse alamaz. Cenab-ı Hak veriyor. Yani evet. babadan oğlun payı ne, kızın payı ne, hanımın payı ne, annenin babanın payı ne. Bunu işte hep Cenab-ı Hak tayin etmiş, belirtmiş. Dolayısıyla bunu yok saymak efendim sen babanla geçinemiyordur, sana mirastan pay yok demek caiz değildir. Yani söylediği sözde herhangi bir hüküm ifade etmez. Eyvallah hocam. İzmir'den Faruk Bey'in bir sorusu var. Ölüm anında şeytan imanımızı almak için gelir mi? Alırsa kafir olarak mı gideriz? İbadetlerimiz, amellerimiz ne olur? Hesaba çekilmez miyiz? Şimdi şeytanın işimize bize besbese vermek. Yani onun görevi o. Ve Cenab-ı Allah'tan da bu konuda izin almış maalesef maalesef diyoruz bizim biz kendi açımızdan. Evet. Haşa cana bakkasından değil. Ee, hatta biliyorsun Hazreti Adem mesajda etmediği için önünde eğilmediği için şeytan kovuldu ve intikam almak istedi. Ve cenab cana bakka yalvardı dedi ki ya Rabbi bana izin ver. Ben bu Adem'in neslinin önünden arkasından sağından solundan gireyim ve onları ben kandırayım. Cana bakta izin ver. Tamam dedi sana izin ama sen çoğunu kaldıramayacaksın. Ha şimdi dolayısıyla şeytan o günden bugüne. Onun işi zaten insanlara kandırmak, insanlara vesvese vermek. Tabi bu bazı kaynaklarda çok farklı ifadeler kullanılır bu konuda. Hatta Peygamberimizin şöyle bir hadisi var yanlış hatırlamıyorsam. Ya Rabbi işte son demimde, son anımda şeytanla olan şeyimde sırtımın yere gelmesinden sana sığınırım. Bu hmm. anlamda bir şey. Yani Şeytana mağlup olmaktan sana yanarım anlamında. Ama bu hadis çok sağlam bir hadis değil, onu da söyleyeyim. Ama kaynaklarda der, yani şeytan ölmek üzere olan kişiye e, evham vererek, efendim, onu şüpheye düşürerek, ona e, şey yaparak, e, kelime-i şehadeti unutturarak falan veya unutturmak isteyerek bir çabası olacağı kaynaklarda yer alır. Evet hatta şöyle bir şey var onu bilmiyorum. Ne, diye, ne, dereceye kadar o sağlam. Mesela insan son halinde susar. Boğazı kurur. E, ee, tabii bunu çevredekilere hissettirme imkanı bulamaz. O şey sıkıntı anında. İşte şeytan kendisine temessül ederek yaklaşır. İşte sana su vereyim der, az bir uyudum, uyudum der filan şeklinde. Bazı kitaplarda böyle bilgiler var ama nereye dayanıyor bilmiyorum. Yani böyle bir sağlam bir hadis konuda bu şekilde bunu böyle anlatan bir şey yok ama bazı Hı. kitaplarda yer almıyor. Peki madem hadis yok niye söylüyorsun? Evet. E, Kitapları okuyor insanlar. Onları orada görüyorlar. Yani şuna bakmak lazım. Her kitaptaki gördüğümüz her şey doğru değildir. Doğrusu da vardır, yanlışı da vardır. E, e, bir şeye dayanan vardır, dayanmayan vardır. Onun için her gördüğümüzü her duyduğumuzu hem okuduğumuzu mutlak doğruymuş gibi kabul etmememiz lazım. Ha, ayet vardır, onda bir şey anlatılır, ona itiraz yok, şüphe de yok. Peygamberden olduğu kesin belli olan hadisler vardır, ona şüphe yok. Ama kimden geldi belli olmayan sözler. Ee, bunun doğruluğu neye dayanıyor belli değil. Bunları hemen üzerine atlamamak lazım tabiri caizse ami bir ifadeyle. Evet. Ee, ama şu vardır. Bu yani şeytanın son anda insana imanına musallat olacağı, onun işte kafasını karıştıracağı, e, kelime-i şehadeti unutturacağı filan yönündeki şeyler, bu genel değildir, herkes için değildir. Eğer bir kimse hayatındayken Allah yolundaysa, şeytan onu hayatındayken saptıramadığı gibi ölürken de saptıramaz. Ve insan o e, ölüm sıkıntısı esnasında, ee, kendi canıyla uğraşıyor. Eee kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti unutabilir. Onun için yanındakiler o telkin dediğimiz ölmekte olan kişiye, Sekaret halinde olan kişiye ona biz fıkhta ve dini terminolojide muhtazar diyorlar. Ha, ona kelime-i tevhid telkin edilir. Yani onun duyacağı şekilde yanında kelime-i şehadet getirilir, kelime-i tevhid getirilir ki o hengamede insan aklı başına gelsin ve onu söylesin söyleyemese bile zihninden geçirsin. Evet. Ha, şimdi yani şeytanın işi bu. Yani bunu yadırgamamak lazım. Ölürken de hayattayken de bizi zaten adamın şey, şeytanın işi gücü bizi kandırmak. Yoldan çıkartmak. Yoldan çıkartmak. O zaman da bu işin çabasında olur. Ama insan hayatındayken eğer Allah yolunda gidiyorsa şeytan ona bir etki yapamaz. Hatta şöyle bir hadis var değil mi? Temutune kema ta'ifune. ne? ve tuhşerûne kemâ temutûne pardon ve ne kemâ temutûne ve tuhşerûne kemâ tub'asûne yani ne demek? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltirirsiniz. Nasıl diriltilirseniz öyle olursunuz Dolayısıyla dünyadaki yaşantısı Allah yolunda olan kişi Allah yolunda ölür. O vaziyetteyken ölür. Ama öyle olmayana şeytan etki eder, edebilir. Zaten hayatta da ediyor ki orada da eder. Eyvallah hocam. Rabbim son nefese imandan Kur'an'dan ayırmaz cümlemiz. O, o çok önemli. Rabbena la tuze kulubena bade izedeyten değil mi? Evet. Okuyoruz Kur'an-ı Kerim'de ayet. Yani ya Rabbi bizi doğru yola getirdikten sonra, ilettikten sonra bizi saptırma kalbimizi. Kalbimizi eğritme. Kalbimizi başka taraflara döndürme. Yani bunu çok çok dua etmek lazım. Yani ben Müslümanım, sorursam elhamdülillah gerisi önemli değil. Hayır, öyle değil. İşte şeytan da devamlı bizi saptırmaya çalışıyor. Kalbimizi başka taraflara çevirmeye çalışıyor. Bir taraftan ibadetimizle, zikrimizle, bilgimizle dileteceğiz şeytana ama öbür taraftan da Cenab-ı Hakk'a dua edeceğiz. İnşallah. Tabii hocam e, ibadetle alakalı, namaz ibadetiyle alakalı bir seyircimizin sorusu var Celalettin Bey demiş ki ben mescitte ikindi namazını kendim kıldım. Sonra Mescidde başka bir grup geldi ve cemaatle kıldılar. Ben de cemaat sevabı alayım diye tekrar onlarla kıldım. Doğru mu yaptım? Şimdi niye niyet etti bu kişi? Yani cemaatle beraber namaz kıldığı zaman imama uyduğunda niye niyet etti? O önemli. Şimdi bir defa tek başına ikindi namazını kıldı. Evet. Bu namaz namazdır. İkindi kılmıştır. Artık ikindi ikinci defa kılınmaz. Ha, şimdi bir cemaat oluştu. Cemaat oluştu. Bu da cemaata uydu. Cemaata uyduğu da bu kıldığı namaz... ...ya kaza olabilir veya nafile olabilir. Kazaya niyet etmiş olabilir, nafileye niyet etmiş olabilir. Kazaya niyet etmiş ise... ...yani geçirdiği biz ikindi namazının kazasına niyet etmiş ise... ...problem yok. bir İkindi kaza etmiş olur. Ama... Eğer nafileye niyet etmişse orada sıkıntı var. Neye sıkıntı var? Çünkü ikindi namazını kıldıktan sonra akşam namazını kılıncaya kadar ki geçen arada nafile namaz kılınmaz. Hmm. Nafile namaz kılınmaz. Ha. Şimdi dolayısıyla hatta bizim Hanefi mezhebinde e, ikindi namazından sonra kişi tavaf ettiği zaman Kabe'yi tavaf ettiğinde o tahiyetül mescid tavafı var. O vaciptir. Onu kılar. Ama başka e, nafile namaz mekruhtur kılması orada sıkıntı var. Onun için ama öğle namazı olsa yasın namazı olsa hiç problem yok. Hı hı. Yani öğle namazını kılmış farzını e, sünnetini de kılmış sonra gelmiş bir grup insan cemaat yapmışlar. ha Ben de kılayım demiş kazaya da niyet edebilir. Öğle namazının kazasına nafileye de niyet edebilir. Ama ikindi namazı öyle değil. Peki cemaat sevabından mahrum olur mu hocam? Ha, onu Allah bilir. Ama bu, bu, kıldığı namaz mekruhtur. Mekruh olmakla beraber ha bu namaz mıdır? Namazdır. Namaz mıdır? Namazdır. Çünkü kerahat vakti namaz da namaz oluyor sonuçta mekruh hmm. olmakla beraber. Evet. Eyvallah hocam. Mehmet Bey demiş ki benim Allah'ın hoş görmediği bir alışkanlığım vardı ve bunu bir daha yapmayacağıma söz verdim. Yaparsam üç tane koç keseceğim dedim. Daha sonra sözümü bozdum. Şimdi bu sözüm adak yerine mi geçti? Yoksa yemin yerine mi geçti? Kefareti ne şekildedir? Şimdi bu adam dememiş. Adam dememiş. Üç koç keseceğim demiş. Ve bir de evet. şarta bağlanmış. Yani bu daha çok yemine benziyor. Yemine benziyor. bir Yemin kefareti öder. Nedir hocam yemin kefareti? Yemin kefareti işte önce on fakiri sabahla akşamda doyurur veya on fakiri giydirir. Ee, eğer bu imkanı yoksa maddi gücü yoksa, o zaman üç gün peş peşine oruç tutar. Bolu'dan Ekrem Bey, kabirde sevmediğimiz kişiye dua yerine beddua edebilir miyiz? Yersin? Hayır, etmeyiz. Yani ölülere beddua etmek doğru değildir. Peygamber Efendimiz bir tek bir tek yerde beddua etmiş biliyorsun. O da işte Hendek savaşında. Ee, namaz kılmalarına engel olan, müşri, engel olan müşriklere. Ki onda da dirilere beddua etti. O da dirilere tabi. Kur'an-ı Kerim'de işte bu Ebu Leheb ile ilgili olarak bir beddua var. Tebbet ya da Ebi Leheb. Ebu Leheb'in elleri kurusun kurudu da zaten diye. Ee, ama ölülerle ilgili herhangi bir şey kesinlikle yapmamış. Hatta sadece bu kendisinden lanet olarak gelen, e, beddua şeklinde gelen fazla rivayet yok. Fazla rivayet yok. Aksine, e, müşriklerin peygamberimize yaptığı sıkıntı, işkenceler karşısında, Cebrail aleyhisselam bunlara, yani bu, e, helak et, etmeyi teklif ediyor Cenab-ı Hakk'ın izniyle. Peygamberimiz hayır diyor. Şey yapma, öyle meddua, helak etme. Bunların neslinden belki Müslümanlar çıkacak diyor. Ve yine peygamberimizin bir hadisi var. Leysel mü'mini bi la'anen diye. Yani Müslüman lanetçi değildir. Hmm. Kime Müslüman beddua edebilir? Senin dinine düşman olan, senin dinini ortadan kaldırmaya çalışan kişi bunlarla ilgili. Ki onlar da zaten hayattadır. Ölü değildir. Eyvallah. Ölü bir Müslümana kesinlikle bu yapılmamalıdır. Eyvallah hocam. Gürcan isimli seyircimizin sorusu. Hocam yatsı namazının salati vitrinde kunut duası yerine Nas suresini okusam olur mu? Bir de namazda rekatlardan kalkarken elimle yerden destek alıp öyle kalkıyorum. Bu doğru mu? Bir başka soru daha, ölen yakınlara Kur'an okumak caiz midir? Şimdi bitir namazında kunut vaciptir ve orada okunan özel bir dua var. Buna biz kunut duası diyoruz biliyorsunuz. Hı hı. Ve bizim bu kitaplarımızda kunut duasını bilmeyen kişi Kur'an-ı Kerim'deki ayet dua ayetlerinden okuyabilir şeklinde ifadeler var dua ayetlerinde. Onları da bilmiyorsa Allahu mağfirili bu kadarcık bir şeyle kunut yerine gelmiş olur. Peki buna göre madem ki e, dua ayetlerini okuyabiliyor. Kunut duasını bilmiyorsa yani onu oraya ayırmak lazım. E, felak'ta bir bakıma dua suresi gibi. Çünkü doğrudan Allah'a ya Rabbi bana şunu ver şunu verme. Beni şundan kurtar şundan ailet gibi dua olabileceği gibi ya Rabbi şu kötülüklerden sana sığınırız, kötülerin kötülüğüne sana sığınırız İfadelerde bir bakıma dua sayılır. Yani okunabilir ama öncelikli olarak bu kişinin okuması uygun olan şey şeydir. Duası. Kunut duasıdır, onu öğrenip okumalıdır. Ama dediğim gibi kaynaklarımızda kunut duasını bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetlerini okuyabilir şeklinde bilgiler var. İşte onu da bilemiyorsa Allah'u mağfire lider sadece onunla kunut yapar. Dolayısıyla bu da bir ayet olduğuna göre olabilir. Bir de hocam namazda rekatlardan kalkarken... Namazda aslında normalde tabi ellerden destek almadan kalkmak. Ama insan yaşlandık sıra artık o imkanı elde edemiyor olabilir. Yani bir yerden destek alması lazım. Bu elinden olabilir, dizinden olabilir. Neyse. Yani böyle bir zorunluluğu mecburiyeti varsa tabi alabilir. Ama keyfi olarak tabii yapmamalıdır. Zaten keyfi olarak da insanlar bunu yapmazlar. Üçüncü bir sorusu vardı. Ölen yakınlara Kur'an okumak caiz. Okunabilir. Cahizdir. Yani insan okur Kur'an-ı Kerim'i. Ondan aldığı sevabı ölen yakınlarına bağışlar. Eyvallah hocam. Çetin Aslan isimli seyircimiz demiş ki, gittiğimiz bazı yerlerde lavabo, lavabo ve Alaturka tuvalet aynı yerde oluyor. Burada abdest almak uygun mudur? Şimdi başka yer yoksa mecbur alacak zaten. Hı hı. Peki yani burada abdest alma uygun mu değil mi? Nereden kaynaklanıyor? Abdest alınan yer pis bir mahal olmaması lazım. Pis bir mahal olmaması lazım. Evet. E şimdi eğer o tuvalet diyelim temizse, temizse, yıkanmışsa, efendim ortada görünen bir necaset yok ise, ve başka imkan yoksa kerahetsiz caiz olur abdest almaz. Ama başka imkanı olduğu halde buradan alırsa ki ortada pislik vesaire de yok yine olabilir. Ama tabii haliyle imkanı varsa böyle bir şüpheye düşmeden diğer ortamda abdest alması elbette daha uygun olur. Eyvallah hocam. Hatta biz şunu bazen sorarlardı bize. Efendim ben hanımım işlerinde çalışıyorum. Bir tane lavabo var. Erkekler açık efendim e, ben abdesti nereden alacağım? Yani hanımlar için ayrı bir tuvalet var ama lavabosu yok. Hı hı. onlara bir sağ, o zaman temiz içerisini temizleyin ve oradaki muslukla abdesti alın ve namazımızı o şekilde kılın diye bir şey cevap hı hı. veriyoruz. Yani buna bir zorunluluk var çünkü Evet. Hocam videolu sorumuz varmış. Dilerseniz sorumuzu seyredelim. Seyredelim. Hocam iyi akşamlar benim bir sorum olacak. İsmim Ramazan Adana Feke Koçcazı köyünden size. Cuma namazında bizim imam bana şu şekilde öğretti. Doğru mu yanlış mı ne yapmam lazım? Dördü sünnet. Dört rekatı kıldıktan sonra ondan sonra ikisini imamla kılıyorum. Ondan sonra bize öğretti. Öğlen namazı dört rekata kılıyoruz. Ondan sonra farzını kılıyoruz öğlen yine. Son iki rekat sünnetini kılıyoruz. Ondan sonra da tesbihi çekiyoruz. Adana'ya taşındım ama Adana'da imam dördünü cuma namazının sünnetini kıldıktan sonra iki rekat farzını kıldırıyor. Ondan sonra üç rekat bir namaz kılıvırıyorlar. Ondan sonra tesbihe geçiyorlar ve yetişemiyorum. Nasıl bir görüş ve öneri sunarsınız bana. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. iyi yayınlar hocam. Evet, evet. İyi akşamlar dileyelim. Şimdi bir defa e, Cuma namazından sonra yani Adana'ya geldikten sonra imam üç rekat kıldı. Ondan sonra Hı -hı. tesbih başladı diyor. orada bir yanlış ifade var veya yanlış görme var. Çünkü üç rekatlık bir namaz olmaz. Üç rekatlık namaz sadece akşam namazıdır ve bir de bitir, bitir. namazıdır. Onun dışında üç rekatlık namaz yoktur. Dolayısıyla imam Adana'daki imam dört rekat kılmıştır. Şimdi köylerindeki hoca imam bizim zuhru ahir dediğimiz veya zuhru ahir denilen hı hı. namazı da cuma namazının bir gereği gibi söylemiş. ki bu konu üzerinde çok durduk. Evet. Yani zuhru ahir diye bir namaz var mı yok mu, kılınmalı mı, kılınmamalı mı? İnsanlar burada tereddüt diyor. Peygamberden gelen, mezhep imamlarından bize aktarılan böyle bir namaz yok. Daha sonraları çıkmış bu başka gerekçelerle. E günümüzde de bazı hoş büyük kısmı büyük bir kitle bu ilahiyat alanında çalışma yapan büyük bir kitle Ru e, Rahir namazına gerek yok diyor ama öbür taraftan başka bir grupta işte kitaplarda bu var Efendim Dolayısıyla bunu kılmak lazım diyor Evet şimdi e, köylerindeki hoca yani e, cuma namazının son sünneti olan dört rekat kıldıktan sonra öğlen namazının farzı diye ifade etti. O öğle namazının farzı değil. Çünkü cuma gün cuma kılan kişiye öğle namazı farz değildir artık. O yoktur. O zuhru ayir denilen o namazdır o. ondan sonra da iki rekat daha kılmışlar. Kılıyorlar zaten. Ona da vakit sünneti diyorlar. Şimdi bu cuma öğle namazının farzı diye bir namaz yok. O açıdan şeydeki doğru. Adana'daki o hocaların söylediği doğru. Ha, peki Cuma namazının ne kadar sünneti var? Bir defa Cuma'dan önce, hutbeden önce bir dört rekat sünnet var. Problem Bu şey tartışma yok bunda. Evet. Cuma'nın farzı kılındıktan sonra dört rekat daha var. O da tamam. Peki ondan sonra başka namaz var mı yok mu? Ha, i̇ki rekat daha namaz Olabilir, kılınabilir. O iki rekat nedir? Hazreti Ali, cuma namazının farzından sonra 4 artı 2 kılmış. Buna istinaden, bazı alimler, o bizim e, kılarsak vakit sünneti dediğimiz, bazı alimler, Cuma'nın farzından sonra 4 artı 2 kılar, kılınabilir derler. Ama Resulullah'tan nakledile gelen şey, farzdan sonra 4 rekattır. Dolayısıyla o dört rekat kılındıktan sonra cuma namazı bitmiştir. Ondan sonra sen kaza namazı kılacaksın, kıl. Nafile namaz kılacaksın, kıl. Buna bir engel yok. Ve tesbih çekerken de sen imama uymak zorunda değilsin. Yani tesbihatta imama uymak zorunda değilsin. Sen kendi, kendi başına tesbihini çekersin. Aslında daha iyisi doğrusu da o. Hı hı. Ama toplu halde çekiliyor, tamam o da olur. Ama bunun aslı, esası, doğrusu Herkesin tesbihini kendisi çekmiştir. Yani burada demek ki cuma namazının farzından sonra cuma namazıyla ilgili dört rekat sünnet var başka yok. Ama Hazreti evet. Ali'den gelen bir nakil iki rekat daha var. Ama o çok şey değil yayılmış, yaygın bir şey kanaat değil. Ee, öbürü o dört rekat zuhru ahirdir. O günün öğle namazı da değildir. Daha sonraki alimlerin farklı endişelerle kılmaya başladıkları ihtiyaç ettikleri bir namazdır. Eyvallah hocam. Seyircilerimize bir hatırlatmada bulunayım. Kıymetli seyircilerimiz sizler de cevabını merak ettiğiniz sorularınız varsa 0552 915 82 42 numaralı hatta sesli videolu mesaj atarak yahut arayarak sorularınızı bize iletebilirsiniz. Kıymetli hocam sorularınızı yayın esnasında cevaplandıracak. Hocam başka bir seyircimizin sorusu demiş ki teheccüd, evvabin ve teravih gibi namazlarda her rekatta niyet şart mıdır? Mesela 8 rekat evvabin namazı kılacaksak tek niyet yeterli midir? Yeterlidir. Tabi bu her rekattan maksat herhalde söyledi her iki rekattandır. Dur. Ee, evet. Selam veriyorsa iki rekattan sonra maksadı odur anlaşılan ama ben 8 rekat şey kılacağım nafile namaz teheccüd namazı kılacağım diye baştan niyet ettim yeterli. Mesela teravitte bu çok takılıyor e hocam. Tabii teravitte de i̇şte tek, her... tek niyet yeterlidir. Ancak zekatlar e, arasında gidip başka şeylerle meşgul olursa eğer. Hı hı. O zaman tekrar yeni baştan alır. Hı hı. Yani niyeti tekrarlar yani yeni baştan alır derken onu kastediyorum. Eyvallah hocam. Seyircilerimizden biri sigara içen birine sadaka zekat verilir mi diye sormuş. Müslümana sadaka zekat verilir. Müslümanın günah işliyor olması onun sadaka veya zekat almasına engel değildir. Tabi insanlar e, biraz da haliyle nefis sahibi hepimiz. Yani şunu düşünebilirler. Ya şuraya bak adamın kazancı yok, yiyecek ekmeği yok, sigara yok. Bu adama verilmez şekilde insanların aklına gelebilir ama hüküm o değil, verilebilir. Verilebilir. E, çünkü Müslümandır o. Ve hmm. onun evde çoluk çocuğu vardır. Tabii senin verdiğin parayla artık o onun olmuştur. Gidip sigara alsa da bunda senin bir suçluluk sorumluluğun olmaz. Başka bir seyircimiz demiş ki yüklü miktarda elime para geçtiğinde Allah'a söz verdiğim hayırlar var. Onların ödeyeceğim, onları ödeyeceğim ancak diyelim elimde 500 bin lira olacak. Benim ödemeyi planladığım hayır miktarı ise 300 bin lira. Ben 500 binin o sene içinde zeketini de vermek istiyorum. Bu mümkün müdür? O elindeki 300 bin lirayı, yani 300 bin lira vermeyi planlıyor ya, hı hı. o 300 bin lirayı vermediği sürece o zekata tabi. Yani demiş ki elime yüklü bir para geçerse işte onun, bir de şu var, e, o yüklü bir para geçerse onun tamamını hayra vereceğim mi dedi. Hı. Oradaki niyeti ne? Yoksa bir kısmını mı? bir kısmını mı? O önemli o. Yani eğer o elime geçen paranın tamamını hayra hasenata vereceğim dediyse tamamını vermesi lazım. Ama niyeti öyle değil de bir kısmı ise o takdirde işte 300 bin lirayı verecekse 300 bin lirayı verir ve gider o. Ama o parayı vermediği sürece üzerinden bir sene geçmiş ise eğer henüz vermeden üzerinden bir sene geçmiş ise onun zekatını verecektir. Çünkü bu tam bir borç gibi değil. Borç nedir? E i̇nsanlar tarafından istenilen şey borç deyince yani zekatın faz olmasına engel olan borç, insanlar tarafından istenilen borçtur. Şimdi burada kişi hayra vermek istiyor öyle niyetlenmiş, e bunu insanlar gelip istemez ondan isteyemez. Ya sen böyle bir niyetin vardı, niye vermiyordun o parayı? Hadi ver bana bir kısmını diyemez. Dolayısıyla o, yani öyle demiş olması, öyle niyet etmiş olması, o paranın zekatının olmadığı anlamına gelmez. Yani o 500 bin liranın üzerinden bir sene geçtiği zaman elinde ne varsa, 500 bin varsa 500 bin liranın, 300 bin lira varsa 300 bin liranın zekatını verecek. Hmm. Ama burada önemli olan neydi? O üzerinden bir sene geçtikten sonra eldeki mevcut para. Ya bu 500 de da olabilir, daha fazla da olabilir. Başka yerden de para gelmiştir kendisine. Ya da daha da az olabilir. Veya harcamıştır, azalmıştır. Son anda ne varsa, yani vereceği zaman, ki o vereceği zaman da senenin bitimidir. İki sene sonra değil, üç sene sonra değildir. Senenin bitimi. O sene bittiği zaman, yani üzerinde bir sene dolacak ya, evet. zekatın farz olması için, o sene dolduğu zaman ne kadar parası varsa onun zekatını verir. Tabi bu senede hicri Tabi Hicri 350 355 kameri. gün yani. Bir seyircimiz askerde oruç tut tutmadım şimdi 30 gün mü tutacağım yoksa 90 gün mü tutacağım diye sormuş. O 30 gün tutacak. Yani eğer oruç tutup da bozmadıysa hiç niyetlenmediyse 30 gün borcu var 30 gün tutacaktır. O 90 gün ne zamandır o 90 günde değil o 60 gün o 90 nereden çıkardıysa bilmiyorum. Evet. Ha, o herhalde bir kaza bir de kefaret diye mi düşünmüş? Öyle anlaşılıyor. Tabi o kefaret yani 60 gün, 2 ay ne zaman söz konusu? E, oruca niyetlenip de gündüzde bile bile bozması halinde söz konusu. Tasit olarak bozması halinde. Ama öyle değil de hiç niyetlenmemiş oruca. Bir ay boyunda, Ramazan boyunda askerdeymiş. İmkanlar olmayabiliyor askerde. Yani sıkıntılar olabiliyor. E, öyle olmuş o, 30 gün kaza Başka bir seyircimizin sorusu. Birisine 100 liralık mal sattık. Kısa zamanda ödeyeceğini söyledi, ödemedi. Aradan 4 yıl geçti. Mal bugün 500 lira. Bugün ödese 100 lira mı yoksa 500 lira mı ödeyecek? Zararımız için mahkemeye verebilir miyiz? Şimdi eğer bu malı vadeli satmış ise vade dolduğu andan itibaren vadeli değil de peşin satmış ise bir ay geçince üzerinden artık bu parayı alması hakkıdır kişinin. Yani fıkıh da peşin bir ay, bir ay içerisinde ödenecek para peşin kabul edilir. Ve bir ay geçtikten sonra ödenirse bu da vadeli veresiye kabul edilir. Dolayısıyla bu sat malı satmış. Adam peşin niyetiyle sattı. Sattığı andan itibaren bir ay geçtiğinde en geç bunun parasını almak hakkı. Dolayısıyla parasını vermesi gereken tarihten bugüne parayı vermemiş. Ne kadar zaman geçmiş? Dört sene diyor burada. Evet. Şimdi o o zaman diyor e, o malın değeri 100 liraydı şimdi 500 lira. Biz ona bakmayız. Yani o malın değerine bakmayız. O malın değeri değildir ölçü olan. O paranın değer kaybına bakıyoruz. Yani enflasyona bakıyoruz. Yani o bir sene içerisinde, dört sene içerisinde enflasyon ne kadar enflasyon oldu? Diyelim yüzde on beşerden yüzde altmış oldu. O zaman 100 liranın yerine 160 altmış lira alır. Beş yüz lira değil. E, e tabii burada e, her sene gecikmeden dolayı alacağı enflasyon farkı da üzerine eklenir falan ama yüz altmış ile olur mesela. Hı hı. Fakat o mal o zamanki değeri 100 liraydı ama şimdiki 500 lira bana 500 lira vereceksin diyemez. Çünkü başka alanlarda da aynı oranda bir artış olmamış. Demek ki enflasyon diyelim senelik %15'de %20'de kalmış. Başka bir seyircimiz demiş ki bazıları namazda okunan bazı sure ve ayetlerin daha faziletli olduğunu söylüyorlar. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz? Özellikle namazda okunan bizim halk arasında namaz sureleri dediğimiz surelerin daha faziletli oluşu diye bir şey yok. Sadece burada İhlas suresi var. İhlas suresi Peygamber Efendimiz onunla ilgili olarak üç defa İhlas suresini okuyan kişi hatmetmiş gibidir şeklinde hadis var. Bir de Fatiha suresi. Fatiha suresinin Ümmül Kitap deniliyor. Fatiha Kitap deniliyor. Sebul Metani deniliyor filan. Yani Kur'an'ın özü özeti olarak nitelendiriliyor. Ama e, e, mesela diyelim ki e, Huvallahu lezi la ilahe illahu o, ayetlerde şey var. E, Cenab-ı Hakk'ın isimleri var. esma Hüsna'sı var. Evet. Ha, onu okuduğumuz zaman o esma Hüsna'yı da tekrarlamış oluyoruz. Öyle bir şey var. Ama şu sure bundan daha eftal, şu sure bundan daha az eftal diye bir ayrım yok olmaz. Hepsi Kur'an, hepsi Allah kelamı. Ve namaz surelerini de diğer surelerden bir özel üstünlüğü yok. Evet hocam. Seyircilerimizden biri, hocam benim kaza namazlarım var. Günlük namazımın sünnetlerini kılmayarak kazalarımı kıldım. Ben sünniyim. Kazaları tekrar kılmam gerekir mi diye sormuş. Yok. Bu sünniyim derken herhalde hanefiyim demeyi kastediyor. Çünkü biz burada bazen bunları söylüyoruz. İnsanların kafasını da karıştırıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Ama şundan dolayı söylüyoruz. Bizim e, izleyicilerimiz bizi e, e, efendim, takip edenler arasında Şafii mezhebine mensup olanlar da var. Evet. O yüzden biz bildiğimiz kadarıyla Şafii mezhebinin görüşleri farklıysa onu da zaman zaman işaret ediyoruz. Yani o da şu biliyorsunuz. Şafii mezhebinde kaza namazı borcu olan kişi nafile kılanmaz. O mecbur zaten kaza kılacaktır. Ama Hanefi mezhebinde öyle değil. Hanefi mezhebinde kaza namazı borcu olan kişi nafile namaz kılabilir, sünnet kılabilir bir engel yok. Peki bu kişi işte 10 senedir namazı kaza ediyor, namazın sünnetini kılmıyor, kaza namazı kılıyor. Kıldıkları namaz kaza namazıdır kıldığı namazlar. Onları tekrar kılmasına gerek yok. Ama sünnetleri terk etmiş demektir. Sünnetten alacağı sevaptan mahrum kalmıştır. Hmm. Başka bir seyircimizin sorusu. Katılım bankalarına toplu para yatırıldığında örneğin 1 milyon lira yatırdın, aylık 12-13 bin civarı getirisi var diyorlar. Bu helal midir? Faiz değil midir? Şimdi eğer e, bu katılım bankası eee mudisine bir garanti veriyorsa. Yani diyorsa ki kardeşim sen bana 1 milyon lira ver ben sana her ay 12 bin lira vereceğim. 13 bin lira vereceğim derse bu faizdir. Ama öyle değil de işte mesela ne kadar kar payı oluyor tahminen filan. Genelde işte yüzde bir buçuk, yüzde bir onda iki gibi. Mesela şunu derse bizim işte yaptığımız çalışmalar şimdiye kadarki yapılan tecrübeler 100 milyon liraya işte 1 milyon liraya 12-13 bin civarında kar Düşer. Düşüyor. Evet. Böyle diyorsa bu faize girmez. Bir de şunu ben duydum. Eskiden duymamıştım öyle bir şey. Bazı finans kurumları para yatıranlara her ay kar payı veriyormuş. Kar payı. Yani şöyle diyelim ki sen 100 lira yatırdın oraya 100 bin lira yatırdın. Sana her ay diyelim ki 1000 lira, 1200 lira civarında kar payı veriyormuş senin ihtiyacına göre. Sen istiyorsan tabii. Şimdi ama bunu nasıl yapıyor? O karını yani o paradan elde edeceği karın hesabını, kitabını yapıyor. İşte bunlar peşini alıp deli verme vesaire yollarla çalışıyorlar ya. Orada ne kadar kar elde edeceği belli aşağı yukarı. Mesela sen bir mal almışsın. 100 liradan diyorsun ki ben bu malı 125 liraya satacağım. Ve burada kesin biliyorsun satacağını 125'e. E sen burada ne diyorsun şimdi? Benim 100 liram 25 lira kar getirecek diyorsun. Aynı şekilde orası da o kurumlarda yaptıkları muamelelerle efendim yaptıkları muamelelerdeki koydukları kar payıyla vesaireyle ne geleceğini çok birbirine yakın bir şekilde tahmin ediyorlar. Hani diyor ki ben bundan ben yüzde efendim iki buçuk, yüzde bir buçuk kar ederim diyor. Ve ona evet. göre de faaliyet yapıyor. Dolayısıyla o paranın mesela 100 liranın bir ayda ne kadar kar getireceğini tahmin ediyor. Ve diyor ki mudisine bak 100 liran bir, bir ayda tahminen diyelim ki yüz bin lira diyelim... ...bin, bin iki yüz lira arasında kar getirebilir... İstersen ben onu sana her ay veririm. Yani üzerine eklemem. Mevcut mevduatın üzerine eklemem. O da tamam diyor. Ve gerçekten ay sonunda 1100 lira veriyor, Bin lira veriyor, 1200 lira veriyor. Ve onu verirken de daha önce söz verdiği için değil. O miktarı vermesi daha önce söz verdiği için değil. O kadar kar ettiği için hmm. onu vermiş oluyor. E bu faiz olmaz. Ama öyle değildi. de demin söylediğim gibi sen bana 100 bin lira yatır. Ben her ay sana bin lira garanti vereceğim o zaman o faize geldi. Eyvallah hocam. Başka bir seyircimiz demiş ki öğle ve yatsı namazının son sünnetlerinin dört rekat kılınmasının hükmü nedir? Kılınabilir, caizdir. Yani Peygamber Efendimiz'de bu manada hadis de vardır. Ki zaten kaynaklarda da yer alır. Öğle namazının son sünnetini isteyen dört rekat, isteyen iki rekat kılar. Eyvallah. Yatsıyı da aynı şekilde. Hocam, bu arada bir sesli sorumuz var. Dinleyelim. Dilerseniz sorumuzu dinleyelim. Dinleyelim. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Sağ olun. Baldızım e, abdest alıyor ama e, abdest aldıktan sonra başı açık çıkıyor. Benim yanımda o abdest oluyor mu acaba? Evet hocam. Abdest abdesttir ama günaha girmiştir. Yani çünkü e, insanın, bir kadının başının açık olması onun abdest almasına engel olmuyor. Ya yani ne oluyor? İşte başını örtmesi gerekirse yani örtmediği için o günaha girmiş oluyor. E şimdi bu soruyu soran kardeşimizin de baldızını o şekilde görürse yönünü başka tarafa çevirmesi tabii gerekir bu hassasiyeti Hı -hı. gösterdiğine göre. Ama öyle değilse tabii bakan da gösteren de günaha girmiş oluyor. Eyvallah hocam. Seyircilerimize bir hatırlatmada daha bulunayım. Kıymetli seyircilerimiz sizlerin de, merak ettiği sorular varsa bu soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak yahut sesli videolu normal mesaj atarak bizlere iletebilirsiniz. Değerli hocam yayın esnasında sorularınızı cevaplandıracak. Hocam seyircilerimizden biri 15 sene önce adağım vardı vermedim. Şu an ne yapmam lazım diye soruyor. O adağı şu an yerine getirecek. Yani neyse adağı bilmiyoruz tabii üzerinden düşmedi yani borç. Düşmez. Bu arada. Yani o şey zaman aşımına uğramaz yani. <laughs> o o Allah olan borçlarımız zaman aşımına uğramaz. Evet. Başka bir seyircimizin sorusu. Ben bir esnafım. Esnaf kefaretten alınan kredide faizi para kullanılmış gibi midir? Borçlarımı ödemem için alabilir miyim? Şimdi bu kooperatiflerden alınan paralarda tabii üzerine faiz koyuyor şey. Kooperatif yani sana üyesine bin lira verirse geri bin lira almıyor. Hı hı. Yani onu 1200 lira olarak geri alıyor. E dolayısıyla o 200 yüz lira da faize girer. Evet. Faize girer. Ancak tabii şu bir çıkış yolu olarak biz tavsiye edebiliriz ama o yapmıyorlar, yapılmıyor o. Yani borçlandırdığı kişiye kardeşim e, enflasyon farkı neyse sen onu öderken o faiz farkıyla veririm, e, alırım derse o belki olabilir. Çünkü maktu bir fiyat şey, faiz belirtmiş değil ama bu kooperatifler öyle yapmıyor. Mesela sana 100 lira veriyorsa diyor ki işte 3 ay sonra bunu ben %20 fazlasıyla alırım senden diyor. O şekilde veriyor o da faize girer. Ama hiç faiz almadan sen borçlandığın neyse onu veriyorsa ödüyorsan e bu faiz olmaz. Veyahut da mesela bazen bu kooperatiflerden filan çiftçiler şunlar bunlar diyelim ki malzeme alıyor. Evet. O malzeme alıyor. E malzeme alırken tabii vadeli fiyatla alması halinde bir sakınca olmaz. Hmm. Ama para alıp da parayı fazlasıyla ödeme şartıyla para alıyorsa o zaman o faizle gelir. Eyvallah hocam. Bir sesli sorumuz daha varmış hocam. Onu da, Onu alalım. da alalım. Selamün aleyküm hocam. Allah Hayır. sizden Mesela. razı olsun. Çok konuda aydınlatıyorsunuz. Öğlen namazı, ikindi namazı, yatsı namazı, bütün namazlara 10 dakika kala kaza namaza kılabilir mi? Kılınabilir mi? Evet. Evet. Şimdi keraat vakitlerinde namaz kılmak caiz değil. Ki öğle namazına 10 dakika kala vakit keraat vaktidir. Ee, akşam namazına 10 dakika kala vakit olan o da keraat vaktidir. Bu vakitlerde kılınmaz. Ama e, ikindi namazına 10 dakika kala, yatsı namazına 10 dakika kala kaza namazı kılınabilir. Çünkü o vakitlerde namaz kılmaya engel bir durum yoktur. Ama öğlen de akşam. Öğlen tepedeyken ki o yazanın okunmasına 10 dakika kala olan süre kerahat vaktine girer. Hı hı. Veya güneşin batmasına akşam namazının Vaktinin girmesine 10 dakika kalan süre kerahat vaktine girer. O vakitlerde e, kaza kırılmaz. Eyvallah hocam. Seyircilerimizden birinin sorusu. Çorap giyip üzerine mest giymekte bir mahzur var mı? Bir de mest üzerine çorap giyip mesh etmenin hükmü nedir? Tabii çorap giyip üzerine mest giymenin herhangi bir mahzuru olmaz. Yani o tabii bir şey o. Evet hocam. Ancak diğeri tabii akla takılabilir. Yani ben mest giydim ayağımı abdest aldım mesti giydim. Üzerine de çorap giydim ayakkabıya rahat girsin diye. Yani böyle bir durumda o abdest aldığımda çorabı çıkarmadan e onun üzerine mes yapabilir miyim? Yoksa çorabı çıkarmam gerekir mi? Burada bakıyoruz. Eğer biz elimizi ıslattığımızda, o çorabın üzerine sildiğimizde, çorabın üzerine mest ıslanıyorsa o yeterli olur. Mes ıslanıyorsa. Ama elimizi çorabın üzerine sürdüğümüzde mes ıslanmıyorsa ki genelde öyledir. Hı hı. O zaman çorabı çıkarıp mesin üzerine mes etmemiz gerekir. Ya yani burada şimdi belirleyici olan şey nedir? elimizi ıslatıp da mes edeceğimiz zaman o çorabın mesle su geçirip geçirmemesidir. Su geçiriyorsa olabilir. Su geçirmiyorsa çorabın üzerine mes yapılmaz. O çorabı çıkarıp yeniden abdest şey aya, e üzerine mes lazım. Eyvallah hocam. İstanbul'dan Nurcan Hanım demiş ki kurbanlarımızı ve adak kurbanımı vakıflara gönderdik kabul olur mu? Ya e olur eğer kurbanlarını kestilerse olur. Şimdi zaten e, uduye dediğimiz yani kurban bayramında kestiğimiz kurbanlarda ee, o kesilen kurbanın eti şunlara verilecek, bunlara verilecek, şuraya verilecek diye bir kayıt yok. Orada kurban kesildiği zaman vacip yerine gelmiş olur. Ama adak kurbanlarının yetinin zenginlere verilmemesi lazım. Dolayısıyla bu vakıflar olsun, ona setaka diyorlar değil mi? Evet. Onlar olsun, eğer adak kurbanı kesiyorlarsa, alıyorlarsa bu adak kurbanını kesinlikle e, zenginlere yedirmemeliler onu fakirlere, öğrencilere, yoksullara ya et olarak veya yemek olarak vermeliler. Bingöl'den bir seyircimiz sormuş. Şafii mezhebine göre iki sünnet namazının niyeti bir olur mu? İki sünnet namazının niyeti bir olur mu? Nasıl oluyor iki sünnet bilmiyorum ki. Yani iki sünnet namazını tek bir niyetle kılabilir miyiz mi? Yani şimdi benim anladığım şu. Eğer bir niyetle iki namaz namaz kılmak istiyorum derse benim bildiğim olmaz. Ama Şafii'de ayrı bir hüküm varsa onu bilemiyorum. Ee, ayrı ayrı niyet edecek. Mesela diyelim ki bir tahiyyetül mescid kılacak. Hı hı. Bir de vakitin sünnetini kılacak. Bunlara ayrı ayrı niyet edecek. Bunlar ayrı ayrı namazlardır. Tek tahiyyetül mescide niyet ettim diye namaza durup arkasından da niyet sünnet kılarsa e, o ikinci şey niyet etmiş olmaz. Tabi burada niyet deyince ne anlayacağız? Şafii mezhebinde e, niyet dille beraber yapılıyor. Yani kalp ve dil beraber yapıyor. Evet. Ama Hanefi mezhebinde öyle değil. Kalben niyet etmek yeterli oluyor. E dolayısıyla bu konu Şafii mezhebi açısından daha hassas oluyor. Ayrı ayrı her bir sünnet için ayrı niyet etmesi gerekir. Eyvallah hocam. Şimdi tabii seyircilerimizden de sorular gelmeye devam ediyor hocam. Bir seyircimiz demiş ki, Takma tırnak, takma tırnak taktığımız zaman alınan abdest kabul olur mu? Şimdi bu tırnak nasıl takılıyor ben bilmiyorum tabii. Ama şöyle tahmin olarak mevcut tırnağın üzerine takma o yapay tırnak takılıyor herhalde. Evet. E şimdi eğer bu şekilde takıldığı zaman esas tırnağın üzerine su ulaşmıyor ise, ulaşmıyorsa o takdirde bu aptestekus de işte maniidir. Yani. Ee, niye şöyle olursa böyle olursa diyorum. Çünkü ben onun uygulamasının nasıl olduğunu bilmiyorum. Hı hı. Onun için ben ölçüyü söylüyorum. Burada ölçü nedir? Biz abdest alırken, kusul yaparken vücutumuzun her tarafının ıslanması lazım. Tabi abdest alırken abdest organlarının kusul yaparken vücutumuzun tamamının ıslanması lazım. Ve tırnaklar da ıslanması gereken şeylerimiz, organlarımızdan sayılır. E, dolayısıyla o tırnağın, bu takma tırnak, o tırnağın bir kısmını kapatıyorsa, asli tırnağı ve onun ona suyun değmesiyle engel oluyorsa o zaman abdeste mani olur. Eyvallah hocam. Hocam son 3 dakikamız var. Samsun'dan bir seyircimiz demiş ki 14 yaşına kadar yaptığımız günahlardan sorumlu muyuz? Ergenlik çağına bağlı bu. Şimdi o yaştan ziyade Tabi bazen yaşta söz konusu olur ama birinci derecede sorumluluk ergenlikle başlar. Yani bu kişi fiilen ne zaman ergen oldu? Eğer 13 yaşında ergen olmuş ise ondan sonraki yaptıklarından sorumludur. Ama 14 yaşına gelmiş fiilen ergen olmamış. O zaman o 15 yaşına kadar hala çocuk kabul edilir. 15 yaşından sonra artık yetişkin sayılır. Ve 15 yaşından sonraki günahlarından sorumlu olur. Ne zaman? Daha öncesinden fiilen ergen olmamış ise. Hmm. Ama 13 yaşındayken ergen olmuşsa o ergen olduğu andan itibaren artık sorumludur. 14 yaşına gelmiş ergen olmamış ondan önceki yaptıklarından sorumlu olmaz. Eyvallah. Tabi bunlar şeydir, ibadet türü olan şeylerdir. Ama başkalarının malına zarar veriyorsa o malı tazmin eder elbette. Başka bir seyircimiz demiş ki müşriklerle evlenmeyin ayeti var. Hristiyanlar da Allah'a ortak koştukları için aynı zamanda müşrik olmuyorlar. Mı? Hristiyanlar Allah'a ortak koşmuyorlar. Yani onların inanç sistemi bir de o esas Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ediyorlar. Ama Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyorlar. Değişik bir bakış açısı. Efendim, Hazreti Meryem'e verilen o işte Hazreti Meryem'e verilen ruha, Ruhul Kudüs diyorlar. Ama Allah'ın varlığını kabul ediyorlar, Peygamber kabul ediyorlar, ahireti kabul ediyorlar, meleği kabul ediyorlar. Yani inanç açısından e, tabii aynısı olmamakla beraber isim isim Müslümanların inandığı şeyleri büyük ölçüde inanıyorlar. Evet. Onlar da öldükten sonra inanmaya kabul ediyor, kendilerini cennete gideceğini düşünüyor. Onlar da peygambere inanıyor. Onlar da meleğe inanıyor. Onların da kitabı var, kitaba inanıyorlar. Ama o zaman niye Müslüman değiller? Ama bizim kitabımızı kabul etmiyorlar. Bizim peygamberimizi kabul etmiyorlar. Onun son pe evet ona peygamber diyor belki. Hı hı. Ama artık bu son peygamber ben öbürünü bırakıp buna dönmem lazım. Başka dinleri demiyor. Ondan dolayı Müslüman değil ama müşrikler tamamen farklı. Allah'a eş koşuyormuş. Evet. Yani o putları Allah'a eş koşuyor. Onun içinde Ruhani bir şey varlık olduğunu düşünüyor putların. Ve o ruhani varlıkların veya ruhların o putun içinde vardığını zannettikleri ruhların kişinin ibadetini Allah'a götürdüğüne inanıyor. Evet. Eyvallah hocam çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Allah sizden razı olsun. Bizler ilminizden müstefit oluyoruz. İnşallah Rabbim ilmiyle amil olanlardan eylesin bizleri. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli seyircilerimiz, İslamın ışığında günümüz meseleleri programımızın bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hafta içi gün saat 17 ve 18 arasında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet. Olun.